Efendim, başlarken anons ettiğim güzeller güzeli Tuvana Eroğlu, yüz yogası eğitmeni. Hoş geldin Tuvana. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten böyle bir ışıltılı halin, yani bu yapılan işin tesadüf olmadığını ve hakikaten sonuç verdiğin ete kemiğe bürünmüş halisin Tuvana. Çok teşekkürler. Harikasın. Seni gören gaza geliyor. Zaten ben de seni görünce dedim ki ben bu işe başlamalıyım hakikaten. Çok mutlu oldum. Beraber de çalışırız. Çalışırız. Evet. Şimdi seyirciden de çok soru var. Ama önce şöyle yapalım Tuvan'cığım. Kelebekten, Hürriyet'in kelebek ekinde bir haber var. Onu bir okuyalım. Seninle olan konumuza bir bağlayalım. Kadınlar yaşlanınca kenara itiliyor. Bunu kabul etmiyorum ama böyle bir gerçek var. Özellikle Hollywood'da oyuncular arasında, ülkemizde, dünyada Demi Moore'un söylediği bir şey bu. Yeni projesi yaşlandığı için filmlerde rol alamayan ve gençleşmek adına gizemli bir yönteme başvuran bir Hollywood oyuncusunu canlandırıyor. Ve dünyaca ünlü yıldız Cannes'da en iyi senaryo ödülünü kazanan filmi kelebeğe anlatmış. Biz bunu çok açamayacağız şimdi, sana çok sorum var çünkü. Barbara Stapa'nın yazısında daha az değerli en büyük hediye kendime neler yapıyormuşum. Diyor ki geriye dönüp baktığımda bana film için kilo vermem gerektiğini söylendiği anları hatırlıyorum. Ve şimdi düşündüğümde takıntılı hale geldiğimi, aşırı egzersiz yapıp yediğim yemeği kontrol ettiğimi fark ediyorum. Kendime neler yapıyormuşum diyor. Şimdi bu kadınların yaş alması, zamansız kadınlar, bir yanda bakıyoruz karşımızda örnekler var. Bütün bunlar bir yer çekimine karşı mücadele. Kadınlara da indirgenmemesi gereken bir şey bu arada bence, yüz egzersizi. Erkekler neden yapmasın? Hatta erkeklerin daha fazla yapması lazım değil mi? Estetiğe başvurmaktan biraz imtina ettikleri için. Tuvanacığım, öncelikle yüz yogası nedir? Yüz egzersizi nedir? Bunu senden dinlemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Aslında bu konu çok ilgili. Ben de bunu çok bu arada düşünüyordum. Son zamanlarda bu filmle olan bağlantısını. Yüz yogası, yüz kaslarını çalıştırarak cildi daha genç, daha dinamik tutmayı sağlayan, işte cildin tutucu bağlarını güçlendiren kasları, kemikleri ve cilt altı yağ dokuyu güçlendiren bir çalışma egzersizi. Ama sadece bu değil, bir de aynı zamanda bunun bir felsefesi var. Yani işte bunu yaşam tarzıyla birleştirmek gerekiyor. Beslenmeyi bakmak gerekiyor, işte nefes egzersizleri yapmak gerekiyor. Ve bununla beraber iyi beslendiğiniz zaman da bu bir paket gibi düşünün. O zaman çok daha fazla sonuç veriyor. Peki şimdi uygulamalara yönelik var mı bize? Hani çünkü senin yüzün gerçekten böyle miydi? Genetik mi? Estetik bir müdahale var mı? Yaşını sorsam ayıp olur mu? Zaten sen Instagram'da da söylüyorsun. Senin üstünden gidersek konu daha iyi anlaşılır. Tabii. 37 yaşındayım. Aslında ben de böyle bir güzellik baskısıyla işte 26-27 yaşlarında çok erken bir botoks yaptırıp sonra da botokstan sonra onun bazı zararlarını yaşadım. Normalde aslında güvenli bir uygulama. Asimetri oldu. Yani sağ ve sol tarafta çok ciddi bir asimetri oldu. Sağ tarafın bir anda çok yukarı kalktı ve solla dengesi olamadı. Böyle olunca da ben de evlenmek üzereydim o dönemde. Yüz yogasını aslında botoksu etkisini azaltmak için ben o dönem başladığım çünkü, bir süreç oldu. Seyircilerimize söyleyelim, bak erkekler daha fazla yaptırıyor. Kesin yönetmenim Kadir de yaptırıyordur. Botoks dediğiniz şey kası donduruyor. Evet. Yüz yazıklar olsun. Kendisi çok yakışıklı da o yüzden dedim. Yani yaratılıştan da olabilir tabii. Ve bu kası dondurduğu için biz de sen de istedin ki o kası açayım. Değil evet. Mi? Yani çalıştırayım. Çalışsın, çünkü takılma gibi böyle yukarıda kaldı ve hareket de ettiremiyordum. Böyle olunca tabii o kastan verim alamıyorsunuz. Bir de çok genç yaşlarda daha fazla bu oluyor. Yani 26'larda 27'lerde daha fazla o botoks etkisi daha yüksek oluyor. Sonrasında da ben bu yolculuğu sevdim. İşte zaten spor yapmayı da seviyorum. Böyle olunca o ikisi birlikte çok güzel gitmeye başladı. Böyle bir yolculuk benim için başladı. Peki ne kadar zamanda sonuç alırız? Diyelim başladık. Bu arada erkeklerde daha hızlı sonuç veriyor. Çünkü erkeklerin kas yapısı daha kuvvetli olduğu için ki erkek danışanlarım var. Oyuncular da var çalıştığım. Oyuncular. Ama isim veremiyorum maalesef. Verseydin bir isim. biliyorum ben, evet. Bazı isimleri biliyorum. Var yapanlar ve çok daha, yani şöyle söyleyeyim size, hanımlardan zaten çalıştığım 2,5-3 senedir çalıştığım çok iyi bir sunucu ve oyuncu var. Gerçekten. Biliyorum, evet, tanıyorum kendisini. Çok meslektaşım. Güzel, evet. İlerliyoruz. Çok güzel bir kadın zaten. Çok güzel bir kadın. Üstüne bir de onu yapınca. Peki şimdi bize örnek gösterebilir misin? Ya da sen bu arada
da biraz işin seyrini değiştiriyor olabilirim. Sen profesyonel bir şekilde beni yönlendir. Yani neresinden? 101'den başlayalım mesela. Yani ilk ders ne yapmamız lazım? İlk derste önce bir kasların ısınması gerekiyor. Yani önce aslında esneme ve uzatma hareketleriyle başlamak lazım. Ama tabii ki bunlar böyle değişiyor. Mesela haftada 6 gün çalışan biri günde 10-15 dakika çalışıyor. Ama eğer haftada 3-4 gün çalışıyorsanız 40 dakika. 40 dakika esneme yapamazsınız. O zaman işte esnemeleri uzun tutup hareketlere giriyorsunuz. Özellikle boyun egzersizleri çok önemli. Çünkü en güzel, yani biz kadınlarda en çok o yaş yüzdeki ayrışmanın, evet, boyundan ve bir de boyunla çene hattı ayrışmadığı zaman sanki boyunla yüz aynı seviyede ilerliyorsa o zaman yaşlı gibi gözüküyor. Bir de şu gıdı olayı var. Evet. Şurası için. Bize birkaç hareket gösterir misin? Tabii bir tane göstereyim. Genelde boyun hareketlerinde her zaman köprücük kemiğinden böyle bir destek alıp başlamak gerekir. Aldıktan sonra mesela en güzel yapılacak kapanış hareketlerinden bir tanesi var. Dili damağa yapıştırıp çeneyi yukarı çekmek ve kalmak. Ve burada mesela önce bir 10'a kadar kalmak. Sonra 10'a 20'ye, kadar. 30'a. Tamam. Biz bunu 60'a kadar çıkarıyoruz. Ya böyle insanlar şundan imtina ediyorlar. Aman bununla mı uğraşacağız? Kaç dakika sürecek? Benim hayatım çok yoğun. Değil. 5 dakika yeter mi peki bunun için? Yani bunu işte ilk başladığında 30 saniyeye çıkartması 10 çarpı 3 yeter mi? Ondan sonra dili mesela damağa yine koyup bu damakla yapılan hareketler boyun bölgesini çok güzel şekillendiriyor. Mesela üst damağa dili yerleştirdim. Ay bunu ben çok uzun, her gün yapıyorum bunu. Hem ortaya hem sağ hem... Şu an rejidekiler de yapıyordu ona. Sola. Hepimiz artık yapıyoruz. Bir de şöyle bir seni şey görünce hemen hepsi dedi ki aman yarabbim dediler. Ve bu işin bir palavra olmadığını anladılar. Ama ben de işte yok senin yüzünde bir sürü estetik var ondan sonra. Yok ben anlarım. Ben var anlarım, yok bence. Bunun da var zaten söylüyorum. Evet. İşte üst dişlerimde var. Botoks bile yok yani. Yok, botoks mesela yok. Botoks, o bahsettiğimiz ünlü bir isim hanımefendi var ya, onun eskiden bakıyorum hep çok güzel bir kadın. Evet. Yani adını söylememizde bir beis yok aslında ama belki kendi şey yapmaz. Yok, söyleyebiliriz. Nefise Hanım'dan, evet, bahsediyoruz. Nefise Karatay. Canımdır o yani. Türkiye'nin en güzel yüzlerinden biri bence o. Ve ama eskiden de çok güzelmiş ama eskiden böyle bir sert bir bakışı varmış. Botoks yaptırdığı dönemde. Ama şimdi yine çok güzel, daha yumuşak, daha güzel, daha pırıl pırıl. Yani bunlar sayesinde. Yüz yogası çünkü yani nefes de alıyorsunuz. Biliyorsunuz kasayı en güzel besleyen şey nefes. Nefesi aldığınız için hem kas güçleniyor hem de cildi çok güzel parlaklaştırıyor. Bir de hani onunla birlikte iyi yaşıyorsanız o zaman zaten daha rahat süreci. Şimdi editörüm diyor ki bana sırasıyla hareketleri gösterelim seyircimize diyor. Balık yüzü hareketi. Balık yüzü hareketi. Ben her gün bu arada yapıyorum. Tuana sana da söyledim. Ben her gün 45 dakika yapıyorum sinsi. Evet. Harika. O zaman balık mutlaka yüzü beraber yapıyoruz. Tamam. Balık yüzünde yine temporal bölgeden kaşın üzerinden biraz tutup yine bu masaterin olduğu çenenin son hattından bir sabitlemek gerekiyor ki yüz kırışmasın. Dudakları içeri alıyorum. Sıkıştırıyorum yanlardan. Ve karşıya bakıyorum. Bunu bu şekilde de yapabilirim. İkinci bir varyasyonu var. Bir de yukarı bakarsam. Yukarı baktım, sıktım. O zaman orta yüz bölgesine çalıştırıyorum. Bu bizim ortadaki buksinator üfleme kasımız var. Onu çok güzel çalıştıran bir... Yönetmenim diyor ki bana sen hiç beceremiyorsun o yüzden seni almıyorum kare diyor. Kesin yanlış yapıyorum ben ama bu ara bana herkes diyor ki şuralın mı şişti senin? Galiba benim buralarım şişti yanlışlıkla. Yani her gün yapıyorum. Bir bakmak lazım ama şeyle nasıl yapıyorum. Yapıldığı da çok önemli. Taşla mı? Taş değil de böyle bir cihazla. Kaş kaldırma hareketi diyor Umut, editörüm bu arada. İstiyorsan onu da yapalım. Bununla nasıl tabii, yapıyorsun? Tabii onun şey sonunda gösterelim. Masajda tamam, ister. Tamam. Şimdi mesela en güzel kaş kaldıran hareketlerden bir tanesi temporal bölgeye yine avuç işlemindeki avuç işlemi topuklarını yerleştirip yukarı doğru hafif gerdirip çok güzel çekiyorum oldu böyle. Ve sıkıyorum. Of. Ona kadar sayıyorum. Nefes almayı unutmuyoruz. Tabii hep nefesle ve çıkarken de lenf drenaj yaparak. Çünkü aynı zamanda bu hareketleri yaparken o borulardaki o boru sistemi gibi düşünelim. O sistemdeki tüm atıkların da dışarı atılması lazım. Onu nasıl yapacağım? Sıvıların yönünü aşağıya alarak çıkarken hep bağlayarak çıkıyoruz. Bu önemli. Peki bir şey görmüştüm, onu sen de dinlemiştim. Bir tarafı yaparken bir taraf kırışıyorsa orada yanlışlık var. O kesinlikle yüzden... evet.
Bir de asimetri de çalışmak lazım. Çünkü kas güçlenirken bir tarafın güçlü olan bölgesi daha güçlü. Hı. Zayıf olan bölgede o kadar yine güçlü olamayacağı için güçlü olan bölge yukarı doğru gider. Yani mesela sağ kaşınız daha yüksektir. Yüz yogası yaparsanız sağ daha da yükselir. Sol çok oraya yaklaşamaz. O zaman asimetri artar. O zaman asimetrik hareket yapmak gerekiyor. Ne yapıyorum? Bir bölgeyi daha fazla çalıştırıyorum. Diyelim ki benim sağ tarafım daha düşüktür normalde. Solu kapatıyorum yüksek bölgemi. Sağdan kaldırıyorum yukarı ve sıkıyorum karşıya bakıp ve çıkıyorum. Üç tane yaptıysam artı 3 tane de bunu asimetrik çalışıyorum. Bu şimdi özellikle Japon kadınlarının genç kalma sırrı bu diyebilir miyiz? Şimdi ben bir konudan konuya atayım. Uzak ben uzak doğuda aldım eğitimlerimden bir bölümünü. Ki buradaki hocam da Lourdes Hoca çok değerli bir hocadır. Onunla başlayıp Endonezya'da aldım. Uzak doğuda bu iş çok iyi biliniyor. Yani gerçekten onların hayatlarında yaşamlarının bir parçası. Peki benim yüzümü niye sivilce bastı? Sevgili seyirciler, önce şunu söyleyeyim. Ben 2 aydır bir fiil aralıksız her gün 40 dakika yüz yogası, yüz egzersizi yapıyorum daha doğrusu. Mesela şunu çok yapıyorum, kafamı kaldırıp işte elmacıklarım çıksın diye. Çünkü benim yüzüm çok zayıf. Vücudum zayıflayınca yüzüm de çöküyor. Dolgu vesaire falan zaten yapmak istemiyorum. Ekrandayım, her şey çok fazla duruyor. Dolayısıyla 2 aydır yapıyorum ama yüzümü sivilce bastı. Bunu nasıl çözeceğim? Kullandığım yağlardan. Evet, yağlardan. Çünkü aslında bu işi yaparken yağları çok iyi bilmek lazım. Masaj bu işin olmazsa olmazı. Bir kere yüz yogasını masajsız yapamazsınız. Burada da söylemek istiyorum, sadece masajla yüzde hacim elde edemezsiniz. Şu anda çünkü bununla ilgili çatışmalar var. Evet. Sadece masajla bu işin yapabileceğini gösteren, bu iş ne tamamen masajla olur ne tamamen yüz yogası. Yüz yogası, masaj, ikisi bir arada gitmek zorunda. Ve buna ek olarak da doğru ürün kullanımı, işte derma roller gibi, gua sha taşı gibi. Evet, onu gösterebilir misin peki? Tabii ki gösterelim. Bu arada Umut editörüm de bu arada kadın, o da çok merak ediyor. Başlayacak diliyorum, onu da başlatacağız. Umut başka hangi demiştin? Balık hareketi, başka hangi hareketler vardı? Kaş onları kaldırmayı yaptı. Kaş kaldırmayı mesela yaptı. Mesela şey çok güzeldir, bu alında yine çatık kaş için. Botoks kaslarına yapılan yukarıdan bloke edip. Güvercin hareketi mi bu? Peki. Bunu yani isim olarak direkt aslında bir şey yok. Farklı isimler kullanıyorlar ama bizim buna ben. Ki akademisyen, o yüzden her şeyi isimle. Evet. Yani buna şey deniyor aslında 11 kas hareketi. Tamam. 11 kas hareketinde. Şurası böyle. Evet, yukarıdan güzelce tutup. Tamam. Sık bırak yapıyorum. Sık bırak, sık bırak. Sık, sık bırak, bırak, sık bırak, sık bırak, sık bırak ve çıkıyorum. Burada kası güçlendiriyorum. Özellikle botoks yapıldıysa bu kas iyice küçülüyor ve daha çok birbirine yaklaşmaya başlıyor. Daha da o çizgiler oluşuyor. Onu çok güzel güçlendiriyor. Peki şimdi o taşlı olanı gösterebilir misin? Bu Kendall Jenner'ın yaptığı. Kendall bir yaptı, herkes o taşlardan almaya başladı. Ama gerçekten kızın yüzü bir ara bozuldu. Çok güzel bir yüzü var. Ve o da bence meseleyi aydınlandı. Dedi ki ben bu işte botoksa falan çözemem. Yogaya başladı bence Kendall'da. Bu o, moda etti bence bunu. Bence onlar şey biraz hibrit çalışıyorlar. Bu son zamanlarda çok moda olmaya başladı. Yani ben botoks da dolguda yaptırıyorum diyor. Bir de üzerine yüz yogası yapıyor. Biraz aslında ters işlem. Yok, olmuyor. Yani o biraz çok işte bu güzellik baskısıyla alakalı. İnanılmaz yoğun bir evet baskı var bununla ilgili kadınların üzerinde bilhassa. Taşı kullanırken taş 35-45 derecelik açıyla kullanılması lazım. Ve bu taş ne işe yarıyor? Vücuttaki ki enerjisi, yani yaşam enerjisinin döngüsel olarak dönmesine ve cildin ki enerjisiyle tekrar canlanmasına yardımcı oluyor. En çok gördüğümüz bizim yeşim ve pembe kuartz. Tamam. Yeşim daha çok yağlanmaya yatkın kişilerin kullanması gereken, zaten bu taşı da evet sana getirdim. Ay, bana mı getirdin? Çok tatlısın. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Pembe kuartz da daha kuru ciltler için kullanılması gereken taşlardan bir tanesi. Bu taşı kullanırken kasının başında titreterek ve sonundan çıkarken de yine titreterek çıkmak gerekiyor. Ve boyundan başlayıp, çünkü bu lenfatik sistemi en iyi çalıştıracak şey, önce sternumdan, yani burada göğüs ortasından başlayıp köprücük kemiğinden yukarı boyun bölgesi, çene hattı, orta yüz bölgesi, göz ve alın diye gitmek gerekiyor. Peki bir de şey var,
hepsini çorba ettim ama yani biz yok, bilmiyoruz. Tamam. Şimdi sen bu yağları uzmanısın. Konuşacaktık ya. Aslında. Yağı aa, evet yağ evet. Konuşalım sonra şeyi soracağım. Seyircimiz demiş ki ne olur Ela Hanım benim gıdım var kurtulamıyorum ameliyatta olamıyorum bütçesi yokmuş. Şu havaya öpücük atma mevzu vardı değil mi? Yani 5 dakika falan ben onu yapıyorum her gün. Çok... Gıdıyı yok eder. Aslında gıdıyı en çok yok eden şey dili dışarı alan hareketler. Yani ve burada içeri dışarı. Kaç dakika kaç kere yapsın bunu? İlk başlarken 10 tekrardan fazla yapmamak lazım. 10 çarpı 3 set. Niye ağrı yapar? Tabii ağrı yapar. Erkekler de bunu çok yapsın. Mesela bak erkekler bazen sakal tıraşı oluyorlar. Bir bakıyorsun şurası katlanmış yani. Evet. Bence erkeklerin daha fazla yapması lazım. Yani bence kimin ihtiyacı var diye kızacaklar bana ama. Peki şimdi yağlara geçelim evet. Tuvana. Yağ konusu evet. Eğer yüz yogasında yağ kullanıyorsanız ve yüze cilde uygun yağ kullanmıyorsanız kabusa çeviriyor. Bütün yüzü sivilce basanlar, rozeseyası olup coşanlar. O yüzden bir kere özel durumu olan mutlaka hekime danışacak, öyle başvuracak bu yönteme. İkincisi yağlıysa cildiniz sebum salımı yani cilt altındaki o yağların salımını en aza indirgeyen yağları kullanmak gerekiyor. Yağ hep biz zannederiz ya cildi yağlandırır. Bazı yağlar yağın salımını azaltabilir. Mesela jojoba yağı. İşte argan yağı gibi böyle komedojenik özelliği yani cildi tıkama özelliği az olan yağları tercih ettiğinizde sorun yaşamazsınız. Sen bana jojoba yağı önermişsin evet. Zaten. Evet. Bundan sonra onunla yapıyorum. Evet. Sen söyledikten sonra. Çok kuruysa cildiniz işte üzüm çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı. İşte göz çevresinde çok böyle ince kırışıklıklar varsa kuşburnu çekirdeği yağı. Ama bu yağları sonra bir de çıkartmak gerekiyor. Ha yani yapacağız egzersizimizi sonra temizleyeceğiz. Sonra bir saat sonra ben genelde yağ bazlı bir temizleyiciyle argan dışındaki tüm yağları çıkartıyorum. Arganın da saç için olanını kullanmamak gerekiyor. Tamam. O da çünkü tüylenme yapıyor. Seyirciler demiş ki valla Tuva Hanım çok güzel saçları da çok güzel oldu. Saç egzersizi. Saçta bir destek falan var mı? Orijinal yani çok güzel. Şöyle saçlarım kısaydı biraz ama ben saçtan adam olarak doğdum. Her şeyin çok güzel maşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Herkes senden ilham aldı. Tuvana Eroltu. Bu arada senin nereden özellikle? Hani derse gelemeyen olur. Başka şehirlerde nereden takip etsinler? Tabii, YouTube'dan mı? YouTube üzerinde zaten aslında herkese açık olan egzersizlerimiz de var. Instagram'dan da yine aynı şekilde Tuvana Eroltu ve akademi üzerinden de yine takip edebilirler. Olabildiğince çok aslında herkese değmeye çalışıyoruz. Onların işine yarayacak bazı çalışmaları da halka arz bir şekilde gösteriyorum. Hatta özel ders de yapıyorsun galiba FaceTime'dan. Biz özel seni öyle yaptık. Özel derslerim var, evet. Tamam. Zoom derslerim var. Tamam. O zaman Tuvana Eroltu'nun hesaplarından daha doğru benim yöntemlerime bakmayın siz. Ben bir öyle bir böyle ben de öğrenme aşamasındayım bu yolda. Tuvana'yı görüp hakikaten feyz alıp bu yola çıktım. Çok da güzel sonuçlar alıyorum ama zannediyorum 6 ay içinde net sonuçları alacağım yüzümde. 6 ile 8 ay arasında gerçekten böyle %80'lik kısım ortaya çıkmış oluyor fakat doğru bir planlama yapmak gerekiyor. Biz çalışalım beraber bak orada zaten görmüş olacağız. Şimdi zamanım bitti Tuvanacığım. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.